alalım. Nasıl yapayım ki? Olsa da olmasa da denize gidiyoruz. Çıkalım mı Memo? Çıkalım, gidelim atalım. Motoru çalıştır sen hadi. Ya bismillah. Oltalar yabana gitmesin hadi. Yem temizlensin. Bismillah. Hay Allah. Tuğçe yerine kapat annesi onları. Yıka da kapat. 16 yaşında nişanlandım. 20 yaşında evlendim. Bir sene sonra bebeğim oldu. Bebeğim olduktan 5 ay sonra da denize başladım eşimle. 32 yıl oldu balıkçılığa başlayalı. 32 yıldan beri denizle mücadele ediyoruz. Eşimle çıkıyorum. Efendim. Ne oldu? Ya akşam rüzgar çoktu, çıkamadık. Çok kötüydü. Biz de şimdiye kaldık. Düzeldi ama ya. Evet, düzeldi. Hadi sağ ol, teşekkür ettim. Kadınların balığa çıkması şöyle çok eskiye dayanık. Yani benim kayınvalidemin evlendiği zamanları çok çok eskiye dayanık bir şey. Tabii onlar da eşleriyle beraber çor çocuk çıktıkları zamanlar hep öyle geçmiş. Eski insanlarımız kalmadı. Artık onlar bize bu mesleği verdiler. Akbük'ün kadınlar, Akçınar'ın kadınları bizim burası. Bizde de burada seyrek ya. Hani o kadar değil. Evet tabii ölenler kalanlar soracak olsan çok tabii. Kimse öldü. Kimse şey oldu. Çok da. Üç tane çocuk doğdum. Üçünü de yüzüstüne böğüttüm. Birine 7 günlükken götürdüm. Sıcaktan böyle gazete böyle üf üf üf. Çocuklar hani sıcak yazın diye böyle gazetenden serinletici u. Ama memnunum. Yine hani bir kilo da olsa çoluğumu çocuğumu denizin balığına meydan getirdim. Ha. Evet. Oturdum. Allah. Parketim atalım. Ağam atalım. Vallahi parketti balık yine. Parketti yine balık fena değil yine. Ha, parket atarız ya. Makineyi yatırmışlar. Al fırtına ne zor zaten ya. Hastalık edinmişiz. İlla ki balık çıksa da çıkmasa da bir kere haftada bir illa ki bir ultra atıp dolaşıp geleceğim. O zaten beni yeter. Ne bileyim ya. Çok seviyorum deniz işte. Ne diyorum, deniz düşüyorsun? Irgat'tan öyle balık geçtiği zaman ben belki indi gari. Zaten sağ solu gözmek yok bana.
Zaten hep adam zaten hep sürekli zaten ondan kavuruyor. Döben sağa sola hani av neden geldiğini ben izlemiyorum. Hani ırgattan hainim geçecek balık, değinim geçecek, hainim gelecek, nizman gelecek. Bir tane geçti mi de zaten şaşırıyorum gari. Hazırı bildiğimiz şaşırıyor. Sinir atlar değil mi? Ha, bu da çok seviyorum. Hem kömürcü aldınız bir şey. Aldık. Allah bin bereket diyorsun. Şansım vardır balıkta. Güzel şansım vardır. Mamkör değilim denizde. Üç tane çocuğumu böğüttüm. Hırsızlık da etmedik. Anımızın terinden. Teknemin adı da Çapkın. Çapkın kodum. Nasibe! Oy! Şimdi nereden suyu açıkmışsın hadi? Ben vallahi ben tek başıma çok seviyorum denizi. Hiç dırdır yok. Ne yattın diyen de yok, ne kalktın diyen de yok. Önceden çoluğumu çocuğumu okuldan çıktılarımı toplayıp gidiyorduk. Bir aydı geldik ama çocuklarımda kaplan gibi çalışırdı ha. Bir elde Gülündirik, bir elde Şamandıra. Bir aydı bir gelirdik. Eve. Uzman kalabalık değil zaten burası. Ama şimdi kalabalık olduğu için. Çocuklar da evlendiler gittiler. 16 yaşında evlendim uzmanla ben denize dedim ya. Ben dua ettim. Allah'ım dedim ne olursun çocuklarım denize düşüm dedim. Denize düşmediler. İyi. Düşmediler mi? Düşmediler. Ama geri gel gelelim denize dediler mi ölüyle. En ufaklar bak ne olur üniversitesi okuyor adam. Oğlum damaklarını dığırnak var. Benden evvel hazırlar o denize geldi. Hastalık. Onu çok ufakken götürdüm. Bir haftalıkken götürdüm biliyor musun? Annem balıkçı, babam balıkçı. Şimdi babam emlakçılık yapıyor. 3 yıldır. İşte annem böyle biz ikimiz çıkıyoruz. Balık hep var. Ben tatile girince işte o da hani sıkılınca gidiyoruz biz böyle annemle. Öyle çalışıyoruz. Parkenin ucunu bağlamadın değil mi? Bu ne ya? Zifiri karanlık bir şey gördüm. Eskisini kesmemişsin ana. Kardeşim. Sen mi ben mi? Sen o suçları ben yiyorsun değil? Ben de ettim ya. Ben çok seviyorum, denizi çok seviyorum. Zaten benim göbek bağımı da denize atmışlar. Bir bağım var yani denizle. Çok seviyorum. Biz hep denizde büyüdük. Ben yani hep kendim bildi bileli değil. Denizdeyim, teknede büyüdüm yani ben. Ama kışın zor oluyordu bizim için. Ben okula giderken işte hani veli toplantıları oluyordu, gelemiyorlardı falan. Çok üzülüyordum ben ama işte şimdi böyle iyi yani. Alıştık, biz de alıştık. Her şeyi bilirim yani. Şu ağları annem tek başına atamaz. Ben de tek başıma atamam ama ben biraz daha cesaretliyim deniyorum yani. En azından atmaya deniyorum. Birlikte çıkıyoruz. Ağları atıyoruz. Hareket atıyoruz. Bırakma falan yapıyoruz. Atıyoruz yani hep öyle. Gidiyoruz. Saat kaç oldu acaba? 4'ü gelmişti ilkesin. Bizim bu ya işliğimizden... Ver. Daha geldi okyanı. Hadi iyisin. 4'ü daha bitirse iyiydi. 4'ü daha bitirsin. 6-7 lira başlayacak yani. Balıkçılıktan şu an memnun değiller. Kimse memnun değil. Eskisi gibi değil tabii ki. Bir sürü yasaklar oldu, şey oldu. İşte avlanma şeyi çıktı, yasağı çıktı. Orası yasak, burası yasak. Sonra eskisi gibi balık yok. Hani dalıyorlar denize falan. Hani şey yani, eskisi gibi değil. Yerse de da tamam. Karabalık çıkar işte. Karabalık çıkar, karabalık açıyor çıkar. Sübiyen bu baştan sonra. Sübi. Yarın balık çıkmaz galiba. Ver bakalım. Işığı sönder sen. Sen sönder nasıl? Sönderdim. Allah ölüyorsun gari ya. 3 günde 95 kilo balık çıkardım ben. Çıkardık 3 günde. Ama şimdi yok. Bir hastalık geldi balığı. Balık yüzünü bir fıskladı, bir kırıldı balık. Ondan sonra yok. Yok kızım indi balık. Yok. Fark etmem bir tane balık kaçtı mı da zorum giderdi ağlardım ökemden. Sandıkta 30 kilo balık oldum balık yok diye çığınırdım. Yok balık değil. Eskiden balık vardı ama ne olacak bitti. Gelin geldikten sonra denizde açtım gözümü. O zaman balık boldu, yasak oldu. Hepten balık bitti. Yani biz uyuyoruz, yasağa uyuyoruz ama uymayanlar da var yasağa. Yasağa uymayanlar da var. Biz uyuyoruz.
Biz yasak dedim, yasak yere gitmiyoruz. Ama gidenler de var. Ama uzman güzeldi. Bay bereketli uzman değil mi? Şimdi balık artık yok balık. Eşim 11 sene oldu Lale. 11 seneden beri kendim yapıyorum. Baktım çocuklar ekmek istiyor, yemek istiyor. Ne yapacaksın? Mecbursun çalışmaya. Dedim ben balıkçılığa bağışlayayım. Gittim. Attım işte. Ağ attım. Yani evvel yasak değildi. Yasak yerler değildi. Onlara atıyordum. Uzak gidemiyordum korkuyla. Onlara atıyordum. Allah nasibimi de veriyordu yani. Rızkımı veriyordu. Çocuğumu çoluğumu öyle büyüttüm. Ama iki sene, üç seneden beri balık yok. Karides vardı, karides yok. Karides anca bu sene biraz göründü. O da yarım kilo. 600 gram, 300 gram. Ama çıkmıyordu, hiç çıkmıyordu. Lahuz, lahuz da yok yani. Geçim kaynağı bir lahuzdu, bir de karidesdi. Yani bundan 3-4 sene, 5 sene öne yine çıkıyordu 4 kilo, 5 kilo, 3 kilo. Yani güzel para koyuyordu bize. Küçük balıkçılık yapıyoruz. Yani aile balıkçılığı diyelim biz buna. Kendi küçük teknelerimizle geçimlerimizi sağlıyorduk. Ya ailelerimizi sağlıyorduk. Ne bileyim sigortamızı yaptırıyorduk. Kendi yani fazla değil de kendi ihtiyaçlarımızı, günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Ve bundan memnunduk biz. Ama şu anda bunu söyleyemem. Son iki yıl geçimimizi sağlamaz olduk. Gırgırı olsun, trolü olsun, dalgıcı olsun. Ne bileyim dışarıdan gelen bir sürü yasak avlanan insanlar oldu. Ama ne oldu? Bizim aile balıkçılığımız bitti. Gırgır, trol, şu bizim kapalı sahaların girmesi yasak zaten onların. Alabana denen şeyler çıktı. Onlar kaçak bölgeler devamlı sabaha kadar tarıyorlar. Ağ çeviriyor ama nasıl ağ? Bakan yok, ilgilenen yok. 300-500 kiloyu alıp geçiyor. Biz zaten 300-500 kiloyu bir senede yakalayamayız zaten. Gırgırlığa çıkınca, alabana mı diyor, ne diyor ona çıkınca kefaller komple tutmuş. 3 ton kefal tutmuş adam. 3 ton demek kefal, 3 ton demek kefal. Hesapla artık gari 18 milyonu hesapla. 3 ton. Sen bu 3 ton kefal var ya, kaç tane gariban balıkçı tutardı biliyor musun? Yani Akyaka'da kaç tane balıkçı var? Akçıpınar'da kaç tane balıkçı var? Hepimiz tutardı onu. Yani tutuyorduk da. 3 baş geçiyordu. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo geçiyordu. Adam bir girdi, bir sıyırdı komple. Hem de sahilde yani. Tam yasak yerde. İskeleden içerisi yasak. Sahil yasak. Niye balık üresin diye. Balık üresin diye ama üretmiyorlar ki balığı. Maldere'si, Akbük, Gelebolu, bütün onlar yasak. Yani bizim avlanabilecek yerimiz yok. Açıkta da balık yok. Yani en azından sığınacak yerimiz de onların. İnsana değer vermiyorlar, hayvana değer verdikleri kadar. Bir gariban çocuğa, bir tanesini hölüp taş at bakalım, bir seni parçalarlar orada. Köpek saldırır seni, hoş diyemezsin.
Semiha kaldırmış bak gidiyor. Saat kaldırmış herhalde. İyi. Temizliyor bak. Allah nasibimizi versin inşallah. Tuğçe'nin bayram atlığı çıksın. Değil mi? Tuğçe'nin şansına. Evet. Diğerleri kendimiz yasak yaptırdık. Balıklarımız tükenince bolarması, yumurtalar rahat yumurtlaması için. O da bizim için, bizim açımızdan iyi. Kendimiz istedik çünkü. O balık üretim yerinden nasıl olsa büyüyünce dışarıya çıkacak. Aynı balığı biz tutacağız. Bizden sonra gelen nesiller, çocuklarımız bu işi yapacak olan tutsun diye. 3 yıl oldu galiba. İşte geliyorlar bazen, bakıyorlar, araştırıyorlar. Nedir durum, ne durumunu biz tabii bilmiyoruz. Onlar kendileri dibine dalanlar, araştırmacılar bileceği için. Şimdi biz öyle boş konuşmak yanlış olur. Belki iyidir yani balık üremesi için, yumurta atması için zaten yaptılar, çoğalması için. Biz de bilmiyoruz. İnanın ki sersem tavuk gibiyiz işin doğrusu. Dedim ya, yasaklar konuldu ama yasaklar ufak balıkçıya, yasal çalışan insanları engelledi. Ama yasayı dinlemeyenler rahat avlanabiliyor şu anda. Bizi mağdur ettiler o konuda. Yani ne önlem? Tamam yasağı koyuyorsunuz ama önlem getirmiyor kimse. Sen yasak koyuyorsun, adam gece geliyor çekiyor. Mesela gece götürüyorlar, dalıyor, balığı bitiriyor denizin dibindeki. Yasağı kimse artık takmıyor. Engelleme, bir iş kimse beylemeden gelecek şey, ne bot gelecek de tutacak sahil güvenlik. Ne bileyim onu da ne, sahil güvenlik gelmediği gün hemen şey diyorlar, oradalar. Sahil güvenliğin geldiğini biliyorlar, uzman gitmiyorlar. Dilekçe verdik bot gelmesi için ama daha da yok. Bu olmadığı için, burada sürünlerin botu da kalkmadığı için koruma hiçbir kesinlikle yok. Öyle biz bir şey yapsak tamam zaten, anında enselerler bizi. İki tane sepet at olsun, sahil güvenliği toplayıp gidiyorum. Ben bunun vartı parasında ambargo olacak halim yok. Çoluğuna çocuğuna oturup sevinsin, yiyesin, kızan diye onları alıp gidiyorlar. Aa Nasibe. Kalk bakalım, ben de hemen çektim bak. Gezinden çok güzel balık tuttum. Eskiden balık çoktu. Şimdi yok. Ondan sonra bulabiliriz biz gıyavı. Gıyavı atardık. Sokan bir şeyler alırdık yine. Kefal, durna. Öyle bir şeyler alırız. Allah. Nasıl bir yandıracaksın ki? Bir şey oldu. Çocuğum. Çocuğum. Ne oldu? Konuşuyorum. Beyler. Bitti. Biz tabancadan dalandan çok mahvetti ya. Ondan mahvetti de bizi. Başka şeyin şey yok. Bilen de balıkçı olmuş, bilmeyen de balıkçı olmuş. Şimdi vırırt, ileri tavırdı adam balık geçiyor. Biz ne çalsamız lan? Değil mi? Herkes nasibini yoklar ya, boşver. Dalmayla da oğlumuz bilse ya bu canım. Serap ne diyor? Attık fangeri diyor, ikiden diyor fangeri çıktı diyor. Ama... Sidre atmışlar. Evet. Bir baktım sonra diyor 15 santimde ufak karabalıklar diyor. Ölmüş diyor. Atayım mı denize diyor, kaldırayım mı şey edeyim mi diyor. Ne edeyim diyor, bilmedim diyor. Evet. Getirdim evi diyor.
poşet içi doldurdum diyor. Ana bunlar kızartıyorum ben dedim diyor. Kızarttım şimdi şu cezaya. Yasak ya. Doğru git kardeşim. Ha? Doğru git kardeşim. Beyaz havuzlar tutacağız. Ne de ah ne değil ya. Tutacağız. Ne de şanslı kızım. Hayır ana, 2 kiloluk silah istiyorum dedin. 2 kilo silah çıktı. Allah Teala ister. Ha. Bir tane vesin, bir tane vesin bir baktım 2 kilo silah langırt ayıyordur gattan. Beyaz havuz dedin. Langırt mı yoksa değilim ben. Beyaz havuz dedin, 2 tane beyaz havuz çıktı. Allah'ın sevilen bulundu demek ki. Valla durmuş el sağ olsun. Kırmızıdan yazdı gene o beyaz havuz. Ya Laos balığını biz genelde Mayıs'la Temmuz aylarında, ya yani 2 ay bir süresi var, onu bekliyoruz biz. Maddi değeri yüksek. 60 lirayla 100 lira arasında kilosu satılıyor bunun. O geldiği zaman işte o 2 ay içerisinde o borçlarımızı ödeyebiliyorduk. Dalgıç dediğimiz, ya yani profesyonelce yapılan bir iş bu. Gruplar halinde geceleri denizin dibinde projektörlerle, zaten çok uysal bir hayvan dipte. Dipte yaşıyor bu hayvan. Yanına yaklaşıyor, onu zıpkınla avlıyorlar. Zıpkınla avladıktan sonra bunun pazarları var. Restoranlar, ne bileyim işte büyük İzmir'de büyük restoranlara falan hep satılıyor bunlar. Ne diyeyim size, 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo bir günde bir dalışta tutup dışarılara, lokantalara, İzmir'e, buralara sevk ediyorlar. Hadi yürü biraz. Kalkamayacağım amına. Kalkmadı daha. Oradan bak, kaçırma. 5 tane taş çıkmış. Kaçırma, yakala. Balık yok zaten. Biraz aç, aç. Memo, aç biraz. Hadi yürü biraz. Anneanne bak, yarın pazara gideceğiz bak. Benim beğendiğim elbise var, saldırıcı. Yarın perşembe, cumartesiye gideceğiz. Yarın perşembe değil. Evet. Ya bugün babamın izni. Yarın çarşamba. Ama yarın olmaz. Hoca ölmemiş onlar. Ne? Ölmemişti. Ölmemiş, çırpınıyorlar. Hadi yürü. Hadi yürü, 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 yürü. Anneanne ben o elbiseyi çok beğendim, onu almayacağım. Tamam. Balığı tutalım, alalım. Yarın için o elbiseyle... Geldim Ercan, geldi. O ayakkabıyla elbise yoksa zaten sen de ayakkabı yapalım. Şimdi Kızıldeniz'den gelen mercan dediğimiz bir yeni türeyen bir balık. Artık ondan fazla miktarda Leoz olmadığı için, tabii ki onları Leoz topluyordu, bizim burada olmuyordu. Şimdi Leoz olmadığı için, bittiği için onlar bolardı. O da bizi kurtarmıyor tabii. Şimdi bu yaştan sonra ben elin temizliğine gidebilir miyim? Yok, elin otelinde çalışabilir miyim? Yok. Nasıl yapayım ki? Olsa da olmasa da denize gidiyoruz. Bazı verir Allah, bazı vermez. Cenab-ı Allah ne verirse deyip çıkıp gidiyoruz. Mercan gibi, öyle kefal gibi bir şeyler işte. Iskanta balık çıkıyor. Yani tam Türk balık çıkmıyor. 1 kilo, 2 kilo içinde. Yine Allah bereket versin diyor sana. Onu da çıksa gayrız diyoruz. 2 kilo, 3 kilo çıksın. Evimizin masrafı çıksın da yeter. Thank you.
Bir poyraz esti. Bir kışın bir kere bir poyraz esti. İki sepet parkede yemedim. Bin tane var belki oldu. Bir de bir soğuk var hemen ha. Boydum soğuktan. Ellerim var ya düştü böyle sallı bakalım. Sallı bakalım ellerim. Balık tuttuk. Allah bir bereket etsin. Yine bir bakır balık vardı yine. Adam dedim bak bakalım balık nasıl tutulur dedim ben. Sen mi tutuyorsun balığı ben mi tutuyorum? Bak bakalım balık nasıl tutulur dedim ama çupur. 8-9 da çupur vardı içinde. Mercan vardı. Yerli ufaklı. Fena değildi yine. Allah bir bereket etsin. Çok mutlu oluyoruz. Bir balık, bir küçük bir balık olsa bile yani bizim yüzümüzü güldürüyor yani. Mutlu oluyoruz. En çok siyah lavus çıkınca, sinarit çıkınca böyle bir mutluluk daha çok. Sinarit de özellikle. Annem çok mutlu oluyor. Çok seviyor o balığı niyeyse. Kilosu 50 miydi 60 mıydı öyle bir şeydi galiba. İyi para yetiyor. Sen miydin taksakal? Taksakal sen miydin? Parasını da pulunu delim ben. İlla ki Uğurgat'tan balığın geçişi ben öldürür işte. Ben işte hastalık haline gelmiş. Bir de alışmışız bilmem çekiyor insan. Deniz çekiyor insan. Hani ölüyormuşsun, kalıyormuşsun, deniz düşüyormuşsun. Hiç aklım kenarından geçmiyor. Çekip gidiyor. Çek Tuğçe, gel iki tane, üç tane çektin mi tamam. Tut. Bunu ben alayım. Bu soyulmuyor. Al. İçine atacaksın. Boş. At. Tamam. Bir bak. At. Zevkli, neşeli. Biz de zevkle yapıyoruz. İnşallah bizden sonraki yapmak isteyen çocuklarımız da bir iş sahibi olmayan tabii ki mecbur yapacak. İnşallah severek bu mesleği sürdürebilir. Çok çok iyi bir meslek ama balık bitmediği sürece çok çok iyi bir şey. Balık var, balık. Sok parmağın kulağına, çek misin o şeyi, elin kestirme, yamdır holtayı. Tamam yamdırdım. Yam. Hadi be, al sen çıkar. Bırak, git çıkar. Çıkarmıyorum, bak bu da buradan ileride iri. Beyaz. Buradan ileride olacak yani bu. Bir daha geliyor. Bitti.
Bitti gidiyor. Evet bitti. Allah bereket versin. Denize olmak çok güzel. Çünkü gitmediğimiz zaten zaman zaten evde vakit geçiremiyoruz. Muhakkak denizin üzerinde olmamız lazım. Küçük yaştan başladığımız için denizi bırakamıyoruz. Tabii balık da olursa daha keyifli oluyor. Olmazsa keyif hiç olmuyor. Dönüp geliyoruz geriye boş. Ama iyi çıktı. Yeter bereket versin. Şansımız iyi gitti. Tuğçe'nin şansı. Değil mi? Senin şansın. Eskiden biz 10 kilo, 15 kilo balık tutarken şu anda yarım kilo balıkla geliyoruz, 1 kilo balıkla geliyoruz. Karnımı mı doyurayım, sigortamı mı ödeyeyim, ev kiramı mı ödeyeyim, çocuklarıma mı bakayım? Yani bilmiyorum ne yapalım. Biz de bilmiyoruz. Ya günlük yaşıyoruz. Masraf yapıyorsun. Mesela mamun, o balığa attığımız yem, deli kalamar dediğimiz şeyler var. Onları atıyoruz onlar için. O da 300 gramı 7 milyon. 60-70 milyon onun parası tutuyor. Onu çıkartma mümkün değil. Yani onu çıkartsan bile cebine harçlık kalmıyor. Evet. Kim demiş Gülay ablan denizden yuvar korkar. Savaş yaptın denizde. Yaşar bize bitti işte. Bitti bitti. Taner döküyorum. Bu işi gündüz yapan ben. Mesela şimdi gidiyoruz 10 gün. Mesela istesen bu ucuz olsa, bizi kurtarmış bir şey olsa kazancımız. Biz her gün gelip gitmeyi, çorumuzu, çocuğumuzu görmek herkes ister. Hani hepimiz ister. Ama ne yazık ki bu mazot yüksek rakamda olduğu için, bir de gittiğimiz yerler, avlanmak için gittiğimiz yerler bayağı bir uzak olduğu için kalmak zorunda kalıyoruz. 3 tanesi 400 lira falan geldi. Kaç tane tutuyor yanında çok yoktu onun için. Şimdi geldi. Gülay abla getirdi. 300 lira mı geliyor? Ne kadar? 60 lira yapıyor. Tamam. O zaman bir tane daha koyabilirsin. 20 litre mazda alıyoruz. 80 lira. Bu da gidecek 3 gün bize. 3 gün sonra bir daha tekrar. Ve tuttuğumuz balık zaten 100 lira. Bu işin altından nasıl kalkılır? 3 kilo, 5 kilo balık evi mi geçindirsin, mazotu mu karşılasın? Zaten ters zaten sizde işler. Değil mi? Tabii. Patron sensin. Çok masrafı ya. Tekneyi çıkardın mı boyası 5 milyardan aşağı gitmiyor gibi. Motorla var bak ikisinin. Yapıldık mı oldu mu? Ondan sonra av yapıyoruz yine 4-5 milyar. 3-4 ay kullanıyoruz bu avı biz. 4 ay sonra bir daha değiştiriyoruz. Çok malzeme çok pahalı. Mazotudur. Yani yövmeyin nerede? Aha. Boyası var, galafadı var, macunu var, astarı var, hepsi var. Esasında balık ekmeği günlük millete buranın balığını yiyecek. Ben bunlara kaç sefer söyledim. Balıkları tutalım diye galamarlar takıyoruz, gördün mü? Alın dedim, o şeyler çok büyük. O kum balıkları, pilota, sardalya.
Alın dedim ucuz kasayla. Yapın. Taze taze millete verin dedim. Yok. İllem Norveç'ten gelecek de. Mahallenin önüne... Sıralar gördün mü? Tekneler ne güzel gözüküyor. Şey gözüküyor arkaları. Bunlardan hiçbir taraf gözükmüyor. Ama geçen şeyde bir ay önce Çeşme'ye. Kasayla atıyorsun kalamarları. Desteklemek için işte hareketi verdiler, sepet verdiler, can yine verdiler, can simiti verdiler, sicil verdiler, küçük bir hediye verdiler, işte bir iki bir şey verdiler, başka bir şey. Destekleme bu yani. Ha yardım ettiler ya kızım, yardım ettiler. Yağmurluk verdiler, ikişer kankal sicil verdiler, üçer dörder paket holtu verdiler, sepet verdiler. Allah razı olsun ayakkabımızı verdiler. Ondan sonra cazım... Cizmi verdiler cizmi. Cizmiş için. Yağmurluk verdiler. Herkese olmadı ya sen. Mont verdiler. Tekrardan gelecek yine geriden belki. Ondan parası ödenmiş zaten. Mont verdiler işte. Can yeleği simit diyorlar yelek verdiler. Ton verdiler. Alçadan altın verdiler. Allah razı olsun hani günü verene. Küçük altın canım düğümü kadar yok. Ne, ne olursa olsun verdiler ya. İnsan da hep biz insan yerine koştular yardım ettiler ya. Allah razı olsun. Vallahi hiç... Bir bilgim yok. İsmi var ama, adı var ama herhangi böyle açıklamalı bir bilgi vermiyor kimse bize. Aile balıkçılığı sadece bildiğimiz destek verilecek. İşte ne bileyim kalkınılacak deniliyor. Ama başka da bir bilgim yok. Sürdürülebilir aile balıkçı. Biraz önce dediğim gibi ismi var. Yani bizi destekleyen yok. Zaten aile balıkçılığı bitmek üzere şu anda. 4 tane, 5 tane bir aile balıkçılarımız var şu anda. Onlar da bizim gibi mağdur. Yani bilmiyorum ama nasıl sürdürülecek bilmiyorum ben de. Herhangi bir destek görmeden, bir şey görmeden ya kendimiz ayakta durmaya çalışıyoruz. Ama maalesef işin doğrusu böyle giderse o da bitecek. Balığımızın çoğalması için artık yatarak yatakta bile dua ediyoruz.
yani kazanç bol olsun, balık bol olsun ki biz kurtulalım. Yani bu şekil, bu zorluk, bu darlıktan, bu zarardan bu şekil kurtulmak istiyoruz. Ne bileyim, birileri işte bize çıksın ki elimizi tutsun, sesimizi duysun istiyoruz. Bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız rezil olmasın, okusun. Yani bir şeyler olsun, bizim hani bu yaşadığımız zorluğu yaşamasın, tamam balıkçılık yapsın, devam etsin istiyoruz. Nesil bitmesin istiyoruz. Ama bir şeyler de olsun istiyoruz. Ufuk da olsun istiyoruz, güneş de olsun istiyoruz. Yani